Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemine veya yeni adıyla dünya gücü Osmanlı Devleti ünitesine gelmiş bulunmaktayız. Bu ünitede işleyeceğimiz ilk konu 2. Mehmet dönemi, İstanbul'un fethiyle birlikte Fatih Sultan Mehmet dönemi. Fatih Sultan Mehmet dönemindeki en önemli gelişme şüphesiz İstanbul'un fethidir. İstanbul'un fethinin nedenleri ve gelişiminden ziyade bu dersimizde daha çok İstanbul'un fethinin sonuçları ve Fatih Sultan Mehmet döneminin önemli gelişmeler üzerinde duracağız. İstanbul'un fethini kısaca harita üzerinde bir görelim arkadaşlar. İkinci Mehmet İstanbul'u kuşatmak amacıyla 400 parçalık bir donanma oluşturmuş. Daha önce Yıldırım Beyazıt döneminde yaptırılan Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı yaptırmıştır. Ve Balkanlara akıncı birliklere gönderilerek Avrupa üzerinden İstanbul'a yardım gelmesi engellenmek istenmiştir. Haritada da gördüğünüz gibi arkadaşlar İstanbul'un elinde Sur içi dediğimiz bölge kalmıştır. Bizans İmparatorluğu İstanbul'u daha rahat savunabilmek amacıyla Haliç'in önünü zincirle kapatmış ve bu bölgeye Osmanlı gemilerinin girmesini engellemiştir. Osmanlı ordusu daha çok günümüzde Edirne Kapı veya Topkapı dediğimiz bölgeden surları kuşatmış. Kuşatmanın uzamasıyla birlikte kuşatmanın 21. ve 22. gününde karadan gemileri yürütülerek Haliç'e indirilmiş. Gemilerin karadan Haliç'e indirilmesi Bizans'ı telaşlandırmıştır arkadaşlar ve sonuç itibariyle 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul fethedilmiştir. İstanbul'un fethinin Türk ve dünya tarihi üzerinde önemli sonuçları olmuştur. İstanbul'un fethinin en önemli sonuçlarından bir tanesi artık barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla Avrupa'da feodalite rejimi yıkılmıştır. Feodalite geçen derslerde de değindiğimiz gibi surlara ve şatoya dayalı bir sistemdir. Barut, top yapımında surları yıkma amaçlı ilk kez İstanbul'un fethinde kullanılmış ve İstanbul'un fethinden sonra barut ateşli silahlarda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Barutun ateşli silahlarda kullanılması feodalite sisteminin yani derebeylik sisteminin yıkılmasında etkili olmuştur. İstanbul'da Bizans İmparatorluğu'nda görev alan Bizanslı bilim adamları İtalya'ya giderek İtalya'da Rönesans'ın başlamasında etkili olmuştur. Geçen slaytlarımızda da değinmiştik. Rönesans neydi? 15. yüzyılda İtalya'da edebiyat ve güzel sanat alanında başlayan Avrupa'nın bilim ve teknik alanda yenileşmesinde etkili olan hareketlerdi. İstanbul'un fethiyle birlikte artık Ortodoks Kilisesi Osmanlı himayesine, Osmanlı korumasına girmiştir. Roma İmparatorluğu'nun ikiye ayrılmasıyla arkadaşlar kilise de ikiye ayrılmış. Doğu Roma'nın merkezi İstanbul, Ortodoks Kilisesi'nin merkezi olmuş. Batı Roma'nın merkezi Roma ise Katolik Kilisesi'nin merkezi olmuş. İstanbul'un fethiyle birlikte artık Ortodoks Kilisesi'nin merkezi Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine geçtiği için Ortodokslar Osmanlı Devleti'nin korumasına Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'un fethiyle birlikte girmiştir. Ortodoks Kilisesi'nin koruma altına alınması Hristiyan birliğini engellemeye yönelik politika olarak sorulabilir arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet isteseydi Ortodoks Kilisesi'ni tarihe karıştırabilirdi. Fakat bunu yapmış olsaydı Avrupa'da bir tek mezhep yani Katolik mezhebi kalacaktı. Bu durumda Avrupalı devletlerin Osmanlı'ya karşı birleşmesini kolaylaştıracaktı. İşte Fatih Sultan Mehmet Ortodoks Kilisesi'nin devamını sağlayarak Hristiyan birliğini engellemiş, Osmanlı Devleti'nin hoşgörüsünü dünyaya göstermiştir. 1479 İstanbul Anlaşması'yla Venedik'e ilk kapitülasyonlar verilmiştir. Birçok arkadaş ilk kapitülasyonlar olarak Kanuni Sultan Süleyman'ın Fransa'ya vermiş olduğu kapitülasyonları doğru olarak kabul eder. Fakat ilk kapitülasyonlar arkadaşlar İstanbul Anlaşması'yla kime verilmiştir? Venedik'e verilmiştir. Kapitülasyon kelime manası olarak imtiyaz demektir arkadaşlar. Hangi alandaki imtiyazlar içerir? Daha çok ekonomik imtiyazlar. Fakat kapitülasyonlar sadece ekonomik imtiyaz değildir. Örneğin Fatih Sultan Mehmet döneminde Venediklilere İstanbul'da elçi bulundurma hakkı verilmiş ve bu elçiler Venedik vatandaşlarının davalarına bakmakla yükümlü tutulmuşlar. Demek ki kapitülasyonlar sadece ekonomik olarak değil, siyasi ve hukuki olarak da
verilmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet dönemindeki önemli gelişmeler şunlardır arkadaşlar. Sahn-ı Seman Medresesi açılmıştır. Sahn-ı Seman Medresesi Fatih Camii Külliyesi'nde açılmıştır. Osmanlı Devleti'nin önemli medreselerinden bir tanesidir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde iki tane yüksek medrese vardır. Bunlardan bir tanesi Fatih Sultan Mehmet'in açtırmış olduğu Sahn-ı Seman Medresesi, bir diğeri ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde açılan Süleymaniye medreseleridir. Bu iki medresenin diğer medreselerden ayrılan yönleri olduğunu bilelim arkadaşlar. Yine Fatih Sultan Mehmet döneminde örfi hukuk kurallarından oluşan Kanunname-i Ali Osman hazırlanmıştır. Kanunname-i Ali Osman ile 1876'da ilan edilen kanun esası karıştırmayalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti 1876'da ilan edilen kanun esası ile anayasal yönetime geçmiştir. Kanunname-i Ali Osman, Osmanlı Devleti'nin anayasal yönetime geçmesi üzerinde etkili olmamıştır. Kanunname-i Ali Osman, daha önceden uygulanan örfi hukuk kurallarını derleyerek uygulamalarda birliktelik sağlamaya yönelik hazırlanmıştır arkadaşlar. Yine Fatih Sultan Mehmet döneminde ilk altın para bastırılmıştır. İlk Osmanlı parası Osman Bey döneminde bastırılmıştır arkadaşlar. İlk altın para ise Fatih Sultan Mehmet döneminde bastırılmıştır. Kültür medeniyette söyleyeceğiz ama aklımıza gelmişken şu an söyleyelim. Osmanlı Devleti'nde altın sikkelere sikke-i hasene ifadesi kullanılmıştır. Topkapı Sarayı yine Fatih döneminde yapılmıştır. Fakat Topkapı Sarayı'nın tamamını Fatih Sultan Mehmet yaptırmıştır ifadesi yanlış arkadaşlar. Topkapı Sarayı'nın yapılması Fatih Sultan Mehmet döneminde başlanmış. Fakat hemen hemen her Osmanlı padişahı Topkapı Sarayı'na bir takım eklemeler yaptırmıştır. Yine Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'un fethinde de söylemiştik. Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı yaptırılmıştır. Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar Osmanlı padişahlara divana başkanlık yaparken Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren Divani Hümayun'a sadrazamlar başkanlık yapmaya başlamıştır. Sadrazamın divana başkanlık yapması sadrazamın devlet yönetimindeki etkinliğini arttırır mı arkadaşlar? Evet, sadrazamın devlet yönetimindeki etkinliğini arttırır. Sadrazamın divana başkanlık yapması padişahın yönetimindeki etkinliğini azaltır mı? Hayır. Çünkü Osmanlı Devleti'nde bu tarihten itibaren artık Divani Hümayun karar alma organı değil, danışma organı olmuştur. Yani Divani Hümayun'da görüşülen, alınan kararlar daha sonra padişahın onayına sunulmuş. Dolayısıyla Divani Hümayun danışma organı olmuştur. Fatih Sultan Mehmet döneminde Ali Kuşçu, Akşemseddin ve Sabuncuoğlu Şerafettin gibi önemli alimler görev almıştır. Burada özellikle Ali Kuşçu, Akşemseddin ve Sabuncuoğlu Şerafettin'in isimlerini kesinlikle bilelim arkadaşlar. Yükselme dönemi alimleri veya Fatih Sultan Mehmet dönemi alimler olarak soru haline getirilebilir. Ali Kuşçu, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın elçisi olarak Fatih'in huzuruna gelmiş. Fatih Ali Kuşçu'nun ilminden etkilenmiş. Daha sonra Ali Kuşçu'yu Osmanlı ülkesine davet etmiş ve Ayasofya medreselerinde görev vermiştir. Ali Kuşçu'nun şu özelliğini de bilelim arkadaşlar. Ali Kuşçu, Osmanlı Devleti'nde modern matematiğin kurulmasında önemli çalışmaları ve katkısı olmuştur. Sabuncuoğlu Şerafettin ise tıp alanında yapmış olduğu çalışmalarıyla meşhurdur arkadaşlar. Özellikle Sabuncuoğlu Şerafettin'in Mücerrebname adlı eserinin bilinmesinde fayda var arkadaşlar. Sabuncuoğlu Şerafettin Mücerrebname adlı eserinde o dönem hastaların tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler vermiştir. Mücerrebname Sabuncuoğlu Şerafettin'in en meşhur eseridir. Osmanlı döneminde Fatih Sultan Mehmet'in hocası olmuş, din, tasavvuf ve tıp alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen ünlü bilgin aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nde Fatih Sultan Mehmet'in hocası olmuş ifadesinden bu bilginin Akşemseddin olduğuna hemen ulaşabiliriz arkadaşlar. Doğrudan genel kültür sorusu. Soruda da gördüğünüz gibi arkadaşlar ÖSYM Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemiyle ilgili doğrudan bir siyasi tarih sormamaktadır. Bu soru muhtemelen ÖSYM tarafından kültür ve medeniyet sorusu olarak yazılmış. Fakat Fatih Sultan Mehmet dönemiyle ilgili olduğu için de burada da bu soruyu çözmekteyiz arkadaşlar. Sorumuzda doğru cevap C şıkkıdır.
Fatih Sultan Mehmed'in 1481'de zehirlenerek ölmesiyle yerine oğlu II. Beyazıt geçmiştir. II. Beyazıt'ın hükümdarlığını kabul etmek istemeyen Cem Sultan ağabeyine karşı isyan etmiş ve Osmanlı Devleti'nde II. Beyazıt döneminde taht kavgası başlamıştır. Osmanlı şehzadelerinin isyan etmesinde Türk devletlerinde geleneksel olarak uygulanan veraset anlayışı etkili olmuştur. Veraset anlayışı neydi arkadaşlar? Ülke, hanedan üyelerinin ortak malıdır. 1. Murat döneminde bu anlayış biraz daraltılmıştı. Ülke padişah ve oğullarının malıdır şeklinde uygulamaya konulmuştu. 2. Beyazıt'ın hükümdarlığını kabul etmek istemeyen Cem Sultan, ağabeyine devleti paylaşmayı teklif etmiş ve Beyazıt'a Anadolu benim olsun, Rumeli senin olsun şeklinde bir teklifte bulunmuştur. Cem Sultan'ın bu teklifi eski Türk geleneklerinden hangisinin uygulanmasına yöneliktir? Hatırlarsak Türk devletlerinde devlet doğu ve batı olarak iki idari birime ayrılmaktaydı. Cem Sultan burada eski Türk geleneklerinden ikili teşkilatın bir diğer ifadeyle doğu ve batı ayrımının yeniden uygulanmasını istemiş. II. Beyazıt bu teklifi kabul etmemiş ve Cem Sultan ile II. Beyazıt arasında taht mücadelesi başlamıştır. Cem Sultan'ın II. Beyazıt'a yenilmesiyle Cem Sultan önce Rodos Şövalyelerine daha sonra ise Avrupalı devletlere sığınmıştır. Cem Sultan'ın Avrupalı devletlere sığınmasıyla Osmanlı Devleti'nin bir iç sorunu dış sorun haline gelmiş. Cem Sultan'ın Avrupalı devletlere sığınması bir nevi II. Beyazıt'ın elini kolunu bağladığı için II. Beyazıt dönemi yükselme içinde duraklama olarak adlandırılan bir dönem olmuştur. II. Beyazıt döneminin yükselme içinde duraklama olarak isimlendirilmesinde Cem Sultan olayı etkili olmuştur. Çünkü Cem Sultan olayından dolayı II. Beyazıt döneminde önemli fetih hareketleri görülmemiştir. Yine II. Beyazıt döneminde Anadolu'da Şiiliği yayma amaçlı çıkan ve Safevilerin de etkili olduğu Şah Kolu isyanı güçlükle bastırılmıştır. Şah Kolu isyanının güçlükle bastırılması Şehzade Selim'i yani Yavuz Sultan Selim'i babasına karşı harekete geçmesinde etkili olmuş ve Yavuz Sultan Selim babasını tahttan indirerek 1512 tarihinde Osmanlı tahtına çıkacaktır arkadaşlar. Yine II. Beyazıt dönemindeki önemli gelişmelerden bir tanesi İspanya'da katliama uğrayan Müslümanlara ve Yahudilere yardım edilmesi. Osmanlı Devleti İspanya'ya sefer düzenlememiştir arkadaşlar. Buraya boş gemiler göndererek burada katliama uğrayan Müslümanlar ve Yahudiler bu katliamdan kurtarılmıştır. Müslümanların yanında Yahudilerin de katliamdan kurtarılması Osmanlı hoşgörüsünü göstermesi açısından önemlidir. II. Beyazıt döneminde kültür ve medeniyete yönelik en önemli gelişme araçları bu dönemde ruhsal bozuklukların tedavisi amacıyla Edirne'de Beyazıt Külliyesi içerisinde bir şifahane yapılmasıdır. ÖSYM tarafından sorulmuş bir bilgidir arkadaşlar bu. Tekrar soru haline getirilebilir. Edirne'de 2. Beyazıt tarafından ruhsal bozuklukların tedavisi amacıyla bir hastane yapılmış. Bu hastanede hastalar müzik sesiyle, kuş sesiyle ve su sesiyle tedavi edilmeye başlanmıştır. Bu şu açıdan da önemlidir. Aynı tarihlerde Avrupalarda ruhsal bozukluğa uğrayan insanların içine şeytan girmiş düşüncesiyle yakıldığı bir dönemde Osmanlı Devleti'nde bu kişilerin tedavi edildiğini göstermesi açısından önemlidir. Konuyla ilgili ÖSYM'nin sorduğu soruya birlikte bakalım arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ruhsal bozuklukların tedavi edilmesi amacıyla 2. Beyazıt Külliyesi'nde bulunan şifahane aşağıdaki kentlerin hangisindedir? Yine ÖSYM'in kültür ve medeniyet düşüncesiyle sormuş olduğu bir soru. Beyazıt Külliyesi'nin hangi şehirde olduğu soru haline getirilmiş? Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir? Herhalde bu soruyu çok gezen bilir desek yanlış olmaz. Edirne'ye giden arkadaşlar genelde Selimiye Camii, Şükrüpaşa tabiaları ve 2. Beyazıt'ın yaptırmış olduğu bu külliye ve külliyenin içerisinde bulunan şifahaneyi muhtemelen görmüşlerdir. Sorumuzda şifahane hangi kenttedir şeklinde sorulduğu için cevap C seçeneğidir arkadaşlar. 2. Beyazıt'ın yaptırmış olduğu bu şifahane Edirne şehrindedir.